Ah, git Betül. İnanamıyorum. Gidemedim abla. Canım. Yapamadım. Canım. Nereye baksan Fatma Gül'ün yüzü. Ondan uzaklaştıkça paniğe kapıldım. Evet, ondan uzaklaşmalıydım ama yapamadım abla. Seviyorum galiba. Kerem. Evet öyle. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyor musun? İçten içe hissediyordum, anlamıştım ama çok fazla umuda kapılmak istememiştim. Gitmediğine çok sevindim. Uyandırayım mı Mukaddes? Geç kalmasın okula. Yok, var daha. Kahvaltıya kadar uyusun. Sonra bir gözü kapalı geziyor. Doğru. Uyusun o zaman, uyusun. Günaydın. Günaydın. Hayrola kız? Sabahın köründe nereden böyle? Hiç hava aldım biraz. Temiz hava çarpmış belli. Bütün benzin atmış kız. Ha? Bu ne hal? Ne oldu yine? Yok bir şey yenge. İyi, öyle olsun bakalım. Kendi kendime benim bildiğim Kerim çekip gitmez diyordum. Benim oğlum çekip gitmez. Düşündüğüm gibi de oldu. Üstelik... Abla, ne olur söylediklerimi unut, tamam mı? Tamam. E ne olacak peki? Konuşmayacak mısın Fatma Gül'le? Konuşamam. Çünkü benden nefret ediyor. Ömrünün sonuna kadar da bu nefreti bitmeyecek, biliyorum. Aman, düşünmeden hiçbir şey yapamıyorum ki. Aşık oldun sen. Biliyor musun? Gözüm hep onu arıyor. Şimdi kapıdan çıkar mı? Mutfağın penceresinden onu görür müyüm? Kapıda karşılaşır mıyız? Haftalardır böyle. Geçen gün sabah uyandığımızda Fatma Gül'ü evde bulamamıştık ya. Evet. İşte o gün onu bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Gitti. Kendine bir şey yapacak. Onu bulduğumda ağlıyordu. Nereye gideceğini bilmeyen yaralı bir ceylan gibi. Ona sarılmak istedim. Yaşadığımız her şeyi unutup ona sarılmak. Benim yüzümden akıttığı o gözyaşını silmek. Sonra... Sonra? Sonra eve geldiğimde gözyaşının sebebinin Mustafa olduğunu anladım. Mustafa'nın hayatında bir kız var diye anlatıyordu sana, ağlıyordu. Bugün gitmekten biraz daha emin oldum. Mustafa'yı hala çok seviyor. Benden nefret ediyor. Ömrünün sonuna kadar da bu böyle devam edecek. Şimdi ben onun karşısında geçip seni seviyorum nasıl derim? Ama gitmedim.
annesi, biz kalktık. Bana bak, elinizi yüzünüzü de yıkayın, hadi gelin. Tamam. Günaydın. Günaydın. Bu ne be? Fatma Gül. Kız, bu ne? Bilmem ne. Banka cüzdanı. Senin ismi yazıyor üstünde. Benim hesabım yok hiçbir yerde. Kerim sana hesap mı açtı acaba? Ha? O mu yırttı attı? Sen mi yırttın yoksa? Durup durup uğraşma benimle. Allah Allah be. Soru sorunca da mı kabahat? Bunlara ne oluyor sabah sabah? Ha? Niye sevgilileri kapanmış bunların? Hey! Neler oluyor hepinize ya? Anlarım nasıl olsa ben. Bundan sonrası daha güzel olacak. İnan bana. Sen burada kalmakla en büyük adımı attın. Sen sevginle ve sabrınla Fatma Gül'ün nefretini yok edeceksin. Sevgin hem onu iyileştirecek hem seni. Yeter ki vazgeçme. Je vous en prie, you're welcome, bienvenidos. Yeni topraklarına ayak bastın mı? Önce ben bir şeyler hazırlayayım onu ye, sonra dinlenirsin. Kerim? Efendim? Sen hala burada mısın? Evet. Niye? Gitmedim. Ne oldu? Gitmemiş. Sağ ol Meryem abla. Şimdi bir söyle bakayım, neden gitmedin sen? Bir problem mi var? Vazgeçtim. Neden? Çünkü kalmaya karar verdim. Ne o, rahatsız mı oldun? Yok canım, yok. Ne zamandır gideceğim diyordum da o yüzden sordum. Şimdi ne oldu da vazgeçtin? Şu anda müsait değilim, kapatmam lazım. İyi, tamam, iyi. Hadi görüşürüz. Ararsın o zaman sen beni. Kerim? Bir altlar karıştırıyor gene. Gek gük etti telefonda. Neden gitmedin diyorum, cevap da vermiyor. Başımıza bir iş açmasın. Tamam, giyin sen. Ben getireceğim suyunu. Tamam. Bırak bırak. Bu sabah kahvaltıyı ben hazırlayacağım. Aa, canıma minnet valla. Herkes kalktı mı? Uyandık. Murat giyiniyor, okula gidecek. Size bugün otlu omlet yapacağım. Yatağın neresinden kalktın sen? Hava çok güzel. Belki ondandır. Ama neresi güzel? Fatma Gül'ün emri suratına benziyor. Sen benim bugün keyfimi bozamazsın. Belli. Fatma Gül uyandı mı? Uyandı, o da ortalarda geziyor avare avare. Al sen bunu böyle. Bak. Hadi al. Al. Devam et, geliyorum. Kahvaltı hazırlamak bu mu demek? Geliyorum. Portakal sıkacağım, Murat istiyor. Günaydın. Günaydın. Sana bir şey söyleyeceğim. Ay vallahi söyle de bugünün anlam ve önemini hepimiz bir anlayalım bakalım. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ya birinin yüzünde güller açıyor, öbürünün yüzü turşu satıyor. Ne oluyoruz? Günaydın Kerim. Günaydın abi. Kız ne oluyor? Yeni mi duyuyorsun Kerim'in sesini? Tövbe tövbe. Bakayım sen de tuhaf mısın bugün? Sana niye gidemediğini anlatacak. Yok yok, sen parçalı buldun her zaman gibi. Normalsin yani. Meryem Hanım hadi gel. Bak bembeyaz oldu yumurtalar, hadi. Geldim. Thank you.
ki bol peynirli olsun ha. Daha ne kadar biber sever misin? Koy bol bol. Mukaddes, hatırladın mı bir keresinde ben bu tane karabiberleri çilemlik diye yemiştim, hatırladın mı? Yandım yandım diye dört dolanmıştı, hatırlamaz mıydın? Yandım yandım. Sen hatırladın mı? Ben Murat'ı hazırlayayım. Gitti gitti, o servise bindi bile. Tamam, bırak abi. Fatma Gül, sen seversin diye bak fesleğenle hazırladım. Kızı seviyorum galiba. Hadi bakalım. Buyurun, soğutmayın. Gel Kerim, gel. Bir dakika Ebin'le. Şöyle bir karı koca oturun bakalım yan yana. Hadi. Aa, ne oluyor şimdi? Hadi Mukaddes Hanım, sen de otur. Kerim, hadi. Soğutma omletini oğlum. Yok, yemeyeceğim abla, sağ ol. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Nasıl oldu elin? Geçti geçti, acımıyor. Ama ona her akşam sürmen lazım biliyorsun yine de. Fatma Gül öğrendi zaten, o sürer. Rahman abi, şu tekne atölyesi var ya, hani üzerinde devren kiralık yazıyordu. Ha, dere kenarındaki mi? Tamam tamam, biliyorum. Beraber diyorum, tutsak, iş yapsak. İkimiz beraber mi? Sen demiyor muydun beraber iş yapalım diye? Diyordum, diyordum. Nihayet. Yavaş yavaş artık işe güce başlamak lazım. Yavaş yavaş mı? Peki sen demirci, o peynirci, ne anlıyorsun siz tekne işinden? Doğru diyor. Ben marangozluktan anlarım. İyi demirciyim de. Bir de tekne işinden anlayan bir yardımcı buldun mu? Birinden başlamak gerekiyordu zaten, değil mi? Vallahi iyi ki bir işin ucundan tuttun, korkuyordum hiçbir şey yapmayacağım diye. İyi, sabah iyi haberler aldık. Değil mi Fatma Gül? Keramet bu sabahtaymış demek ki. Yavaş yavaş! Bak, görüyor musun gözü kaşıyla nasıl kocasını idare ediyor? Sen boş ver onu, bunu bırak da sen yemene bak. Omlet nasıl olmuş ha? Hadi. Sen yalancının tekisin. Ne geçti eline beni kandırdın? Nerede geçti? Yo, seni kandırmadım. Gidecektim. Niye gitmedin o zaman? Niye geri geldin? Meryem ablam bana ihtiyacı vardı. Şimdi mi aklına geldi? Günlerdir gideceğim gideceğim derken hiç Meryem ablanı düşünmüyordun. Ben... Sus! Hiçbir şey söyleme bana. Nasıl bir oyun bu? Ne çıkacak bunun altından? Oyun değil. Benim kötü bir niyetim yok gerçekten. Benim tek isteğim senin iyi olman. Başka hiçbir şey istemiyorum, yemin ederim ki. Sus! Sus, hiçbir şey söyleme bana. Sana mektupta yazmıştım. Mektup falan okumadım ben. Yırttım çöpe attım. Senin elinin değdiği hiçbir şey benim hayatımda yeri yok. Tamam. Sana hiçbir zararım dokunmayacak, söz veriyorum. Meryem ablamı yalnız bırakamazsın. Onun benden başka hiç kimsesi yok. Gideceğim, gideceğim diye bana yalan söyledin. Bu evlilik gibi, söylediklerin gibi her şey, seninle ilgili her şey yalan. Allah bilir bana verdiğin o vekaletname de sahtedir. Yok, gerçek o. İyi o zaman, boşanacağım senden. Tamam. Benden boşanmak istiyorsan o kağıda ihtiyacın yok. Gidelim beraber halledelim bu işi. Ha? Gideceğim gibi bir yalan bu da işte. Ben bundan sonra sana nasıl güveneceğim, ha? Nasıl güveneceğim? Sen benden boşanmak istiyor musun? Evet, senden boşanmak istiyorum. Senden kurtulmak istiyorum. Bu kabustan uyanmak istiyorum. Hadi bitsin istiyorum. Fatma Gül. Gidecektim. Gidemedim. Yapamadım. Ben... Sus! Sus, hiçbir şey söyleme bana. Senin hiçbir yalanını duymak istemiyorum artık.
paylaşamıyorsunuz aranızda? Ha nedir derdiniz? Kız niye dedikleyip duruyorsun çocuğu? Uğraşma benimle. Bana bak aranızda bir şey başlıyor da bizim mi haberimiz yok ha? Hiçbir şeyin başladığı da yok. Çocuk mu kandırıyorsun kız sen? Sen giderken ben dönüyordum o yollardan kızım. Mukaddes hadi yumurtan soğudu. Boşanacağım ondan. Oldu mu? Geçti mi merak? Nerede Nesli şimdi? Sanki Rıza'mla evlenmişim gibi konuşma. Kız başka şansın mı var senin? Bu yediğin hatlardan sonra başka bir şansın mı vardı? Benim şansım olabilirdi. Hepiniz elinizi çekmeseydiniz eğer, benim çaresizliğimin üstüne atlamasaydınız benim bir şansım olabilirdi. Kız bana bak. Sen Mustafa'dan bir tüyo mu aldın yoksa? Dur anam dur. Yoksa başka damların koynuna mı giriyorsun bir arada iki de? Ha! Ay! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kız kırarım o dilini seni. Yürü. Duydun hadi mu? Hadi gidelim. O bacaklarını da kırarım. Hadi gidelim. Duydun mu beni? Dur. Korkmuyorum senden. Atıyorsun karşımda. Ha? Çıkın karşımda. Fatmagül hadi malzeme al oraya gidelim. Çekilme sen de. Herkesi birbirini bulmuş işte. Koşun oğlum peşinden beraber. Tamam. Gitler. Giderim getir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.